Fikriye Dorman, Abdurrahmetci da yaktı. Getirip ya, giderek. Niye Beşiktaş teknik direktörü yaptı? Böyle zaten, yakmak için sıraya yok. 100 tane teknik direktör girer. Beni de yak, beni ne de olacak yak şimdi? diye. Hayır, Abici. haklısın da yani işte tazminatı var. Bak. Sonuçta bir Beşiktaş Hakan teknik abi. direktörlük var kariyerde. Çok fazla uzağa gitmeyin. Ee, getirebilirsek arkadaşlar. Sivas maçından sonra Gökhan Gönülün söyledikleri üç cümle zaten Beşiktaş'taki her şeyi anlatıyor. Yazılı vermiştik onları. Sesli Bak, değildi. Cümle. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Ne demişti? Takım olmayı... Takımın takım olmadığını, Evet takımın bu şartlarda maç kazanamayacağını, takımdaşlığın olmadığını, takımda herkesin aynı yükü kaldırmadığını, kaçak dövüştüğünü söyledi. Çok net söyledi. İşte bugün yönetim gidip, futbolcularla konuşup, sonra da Abdullah Avcı ile konuşursa, işin altında bu var. Yani... Eğer yönetim gidip futbolcularla konuşup da bu işi yapmışsa daha rezalet. Olmaması gerekir. Bu tarz olmaması gerekir. Ama tabii bu bir anda olan bir iş değil. Yönetimin uzantıları vardır takımın içinde. Onlar haber alırlar. Çünkü yabancı oyuncular da var biliyorsun. Yerli oyuncular çekinirler de yabancı oyuncular daha rahat konuşuyorlar. Daha rahat bilgi verirler yönetime takımın içindeki bozukluğu. Hocam şöyle olsa Abdullah Avcı takım hakim olamadı. Sen olsan. Bir de şu var. Hocam Abdullah Avcı ile Bura Beşiktaş seyircisi kabul etmedi. Ya çok net söylüyorum ya. Beşiktaş seyircisinden çok arkadaşlarım var içeride. Kombin almadılar. Abdullah Avcı Bura gelince kombin almadılar. Çok Allah net Allah, ya. Allah. Evet Allah Allah diyorsun ama maalesef evet. Biz böyle bu takımı istemiyoruz dediler ya. Beşiktaş seyircisi atanı tutanı istemiyor şu an. Ya de o da ıslıklıyorlar maç sırasında. Hayır Burak da geçen sene e doğru abi, iyi performans ya. verdi yani. Ona rağmen Erman'a gösteriyor. Islanmayacak her gibi. Ha. Kabul be. Beşiktaş seyircisi farklı bir seyirci abi. Beşiktaş seyircisi bazı şeyler unutmuyor. Ben beğeniyorum Beşiktaş seyircisi. Bana çok küfür etmeler. Ben hayatımda He. sana He. en ağır <laughs> ilişkileri yapmış Beşiktaş seyircisi ama Beşiktaş seyircisi abi. farklı <laughs> bir sahipleniş var. Tavırlı bir seyirci. Yok, yok, katılıyorum. He. Ne demek istediğini anlayamıyorum. Beşiktaş seyircisi tavırlı bir seyirci. Hatta sosyal medyadaki e, tuhaf e, yani yönetime de posta atıyor. Tribündeki da posta atıyor. köy içindeki seyirci. Evet. Beşiktaş semtindeki evet. sahiplenen hatta hem genel kurul üyesi olan hem tribünde Serkan. hem de Beşiktaş semtinde oturan Serkan. çok ilginç bir seyircisi var evet. Beşiktaş seyircisi. Ya Beşiktaş. Hoca bitirsin sözünü. Hocam ve baya da baya da okumuş kaliteli bir seyirci grubu var onların içinde yani Tabii. çarşı grubunun içinde. Derizler. Yani öyle başkan Beşiktaş seyircisi tabak. Beşiktaş seyircisi kendi yönetimini Bırak rakibi filan. Kendi yönetimini, başkanlığı, futbolcusunu, teknik tek direktörünü çok ağır eleştiren bir seyirci. Ben da beğeniyorum. Diğer seyircilerin bir kısmı öyle değil. Şimdi ben sana ultra aslanı söyleyeyim. Fatih Terim bir işaret gösterdi. Arda gelsin. Hocam dağıtmayalım. Yok yok dağıtmayalım değil. Hayır hayır geleceğiz. Şimdi, yani geleceğiz ona da bak. Geleceğiz. Ben misal veriyorum şimdi. Biraz ya, daha, bu daha günde, konuşacağız. Bugün de birleştirici bir açıklama yaptı hocam. Yani bir, bir dakika. Gelir, Arkadaşlar gel. gel. Galatasaray yani. konusunu açmayın. Ultras'tan Fatih Terim, Mustafa. Er er Erman Hoca Hocam, hocam ama bir dakika. Ya. Mustafa Cengiz hocam. hepsini konuşacağız. Konuşacağız da. Daha ben almayalım. bir şey söylüyorum. Yani, bir ben örnek verdim. Bir de bu tarafı veriyorum. Bunlar istikrarla gidiyorlar. Rakibe de kendi takımlarına da. Ya adamlar kombin almadılar ya bu görüntülerden sonra şu görüntüyü bana Beşiktaşlı 10 arkadaşımın 8 tanesi söyledi. Hem de aklı başında. Bugünkü görüntüyü. Olacak olur görüntüyü. diyorsun? Bak kombine almadan evvel söyleyeyim kombine almadılar diyorum ya. İşin tehlikesi o hoca. Sen esas kanını kaybediyorsun. Yoksa Abdullah Avcı da hikaye Beşiktaş için. Yarın Sergen de hikaye olur. Burak da hikaye olur. Tabii canım, kanını kaybediyor. Olan kulüplerimiz yani kulüpler evet. kalıcı. Buyur Bak, hocam. Serkan bir şey söyleyeyim. Ee, işte Abdullah Avcı sen imza attın Beşiktaş'a. Evet. 3 yıllık. 3 yıllık imza attın. Şimdi düşünüyorsun ya Beşiktaş seyircisiyle daha önce Başakşehir'de sıkıntı yaşadım. İşler kötü giderse skor kaygısıyla başlıyorum ben bu işe. Evet 3 yıllık ciddi bir rakamı imza attım. Ama eğer ben skorları alamasam Beşiktaş seyircisi gibi farklı dünya görüşü var. Mutlaka unutmaz da. Yani diğer kulüp taraftarı da böyle şeyler unutmaz. Bunun altını çizelim hepsi. Ee, bütün dört büyük takım ve bütün takımların bana göre Türkiye'deki herkesin kendi taraftarı özeldir. O ayrı. Şimdi Abdullah Avcı kampa gidiyor diyor ki yani biz iyi başlamalıyız, iyi olmalı yoksa yani burada sıkıntı yaşarız. Arkasından kötü başladı. Abdullah Avcı'ya bardar. Hatırlarsın programda e, asbel kadar şunu söyledi. Bağırdılar. Abdullah Avcı devam edeceğini söyledi. Skorları alırsa bir sıkıntı yok. Skorları iyi geldiğinde altıda hatta hatta yine sordun sen. Dedim ki 3-4 maç kötü gittiğinde tekrar konuşuruz. Bir kere testi kırıldı dedim. 3-4 maç Doğru. kötü gittiğinde. Dediniz evet. 3-4 maç kötü gittiğinde tekrar bunu test edeceğiz. O zaman göreceğiz. Ha o zaman sahip çıkarsa taraftar tamam. Demek ki aradaki olay bitmiş Abdullah Avcı ile geçmişte yaşanan. Şimdi tekrar olay yani Abdullah Abici senden daha İlk benden sen daha iyi bak de. teknik adam olarak oturduğunda orada Erzurum maçı kötü gittiğinde 3 gibi daha gol oldu ya seyirci barca'nı biliyordur. Futbol adamı değil mi Evren? Net tepki geleceğini biliyordur. Yani bir kere e, Abdullah Avcı'nın başlaması sağlıklı değildi. Ya yani, bir kredisi şimdi Başakşehir bir proje. Başlangıcı bak, mı başlaması mı? Baş, başlangıcı Hı. imza atması. Skor gelirse skor kaygısıyla büyük takım Antrenlü olmaz bak. Hocam başka türlü bak, de olmuyor ki bu. Hayır için. bak bak şimdi. E, büyük takım antrenörlüğü bak, hep skor kaygısı bak, olacak bak, hocam. Bak şimdi büyük takım sırf bak antrenörlük tamam performansa bağlıdır skor kaygısı sırf böyle olur mu? 6'da 6 yapıyorsun tamam kötü gitti 30 puanı var sonuçta yine şampiyonluk şansı yine var. Yine bir 6'da 6 yaparsın. Ama yapar. bak yapabilir ama sana şimdi e, o güveni mesela camia aynı şekilde taraftar yönetim sana verirse o skor kaygısı özellikle yaşadığım bölümde sıkıntılı gittiğinde o krediyle tekrar çıkarsın. Şimdi Abdullah Avcı öyle çıktı. Hatırlarsın Sivas'ı ilk senesinde evet. lige, e, lige Başakşehir'i çıkardığında Sivas Sporu 2-1 yendi. 8-9 hafta kötü gidiyordu. Göksel e, Gümüşdağ'ın o krediyi vendi. 2-1 yendi. Oradan Abdullah Avcı 5 yıl sonra milli takım bir 5 yıl daha kaldı. Orası bir proje takımı Serkan. Bir proje takımı. Şimdi burası direkt performans takımı ve farklı. Yani buradaki e, sıkıntıyla oradaki sıkıntı mukayese Aynı edilmez. Olmaz. Sen bir de geçmişte şunu söyleyeyim. E, geçmişte özellikle e, oynattığın oyunla geldin. Yani farklı oyunu oynatacağım diye kupalarınla gelmedi buraya Hı -hı. başarılarıyla. Burada kupa kazanmak için geldi. Referansı neydi Abdullah Avcı gelirken oynatacağı iyi futbol? Bir de en son iki şey söyleyeceğim. E, Antrenörle ilgili benim de bir bilgim var. İki antrenör Portekizli. Şimdi kısa vadede Sergen Yalçın, evet Lücescu ben de onu duydum. E, Sportif direktör Sergen Yalçın. Tayfun Korkut da bana göre iyi bir teknik adam. Öyle düşünüyorum. Evet, önemli bir bilgi veriyor ya e, Beşiktaşlılar. Yani Beşiktaş'la ilgili bu kısa vadeye 4 aylık bir anlaşma olursa... arkasına iki tane Portekizli teknik adam e, düşünüyorlar. Ben yani Bir de Hırvat e, duydum. Ben e, bir e, Jorge Jesus'u duydum Portekizli. Oo. İkincisi... E, ee, Leonardo, geçiş, Le, Leonardo Jardim'i duydum. O Monaco'dan yani. ayrıldı. Monaco'yu şampiyon yaptı biliyorsun. Üst sezon Çok önce. önemli teknik adamlar bunlar. Paris bunlar Saint Onlar kısa vadeli gelmez. Paris Peki kimi da getirir, da getirir? Yani getirir. Şimdi İki değil. İki maç sonra Sergen diye bağırmayacak mı seyirci? Olabilir. Olabilir. Ha, olabilir. bunu söylüyorum size. İki maç kötü gitsin, yabancı falan geldi mi öyle iki Hı. maç, üç maç sonra Sergen diyecekler abi. Sergen gelir. Şansı o, yok ya. O, sergen gelir. Zaten. Yani eşyanın tabiatına aykırı. Sergen gelir. Şansı, o, sergen yok. O, sergen şansı o, yok. Hocam. Şansları o, yok. yok. Sezon sonuna kadar getirirler. Sekizde başka şansları yok. Şansı yok ya. Çıkılmaz yolda. Beşler şehir şeyi. Hayır. Şimdi Sergen Hoca'yı niye gelmesini istiyorlar? Şimdi Erman Hoca'yı Taraftar istiyor. Mesela, hayır. Şimdi, taraftar istiyor. Çünkü baskı var. Şimdi Sergen Hoca'yı görelim bu baskı üzerimize alalım. Buyur getirdik. Şimdi başka o, hoca olursa herhangi bir sıkıntı olur. Ben diyorum ki kısa vade şimdi gelecek demedim ki Portekizli'yi. Sezon bittiğinde yeni sezonla ilgili söyledim Serkan. Şimdi bu kısa vadede ben de duydum. Sergen Hoca'nın yakınlarından e, beraber olduğu, ondan sonra işte çalıştığı vesaire falan. E, Evren de zaten e, dediği gibi röportaj yapıyor, devamlı konuşuyor Sergen Hoca'yla. Yüzde %90 hatta ben %99 neredeyse diyeceğim. Sergen Hoca büyük olsun. E, taraftarın gazını alacak. Hem de e, camianın evladı. Yalnız bu 4 aylık sıkıntılı bir dönemde geliyor. Ona rağmen performansı alacağı skorlar, evet. oynatçı oyun çok önemli. Peki ben o zaman hocam şöyle bir şey diyeceğim. Ben Abdullah Hocam'ın da aynı zamanda bir önceki milli takım e, zaten e, kariyerinde çok önemli bir yerinde kariyerinde bir milli takım deneyimi yaşamıştı. Onun sonrasında da pek çok kişi meslektaşımız, abimiz kardeşimiz de söylemişti. Ben o dönemki gibi bir daha söyleyeceğim. Hocam tabii sportif sonuçlar, skorlar önemli ama iletişim de çok önemli. Bence iletişiminizle ilgili ciddi problemler yaşadı, yaşandı. Ee, o konuyu da bir daha gözden geçirmelisiniz diye düşünüyorum. Şu anda da ben Şöyle... kişisel görüş olarak söyleyeyim. Madem Sergen işte Erman Toroğlu böyle diyor, Zaha Kapsal ben. böyle diyor, Emircil diyor. Bence bir an önce ben. açıklayın. Açıklamadığınız her zaman ben. dilimi Kafalarda soru işareti yatacaktır, şu denilecektir. Aslında sergeli istemiyorlar, başka birini istiyorlar da sergene çok gönüllü gitmiyorlar gibi bir sonuç çıkartır. Bu da hoş olmaz kanat. Şimdi bakın.